Keçiören'den tüm Türkiye ve dünyaya Esselamu Aleyküm diyerek başlayalım. Teşekkür ederiz sevgili Alper Üstün. Daha İstanbul'da iyi yayınlar diliyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz Ramazan'da hep yeni şeyler öğrenelim peşindeyiz ya. Bugün de Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin müthiş bir merkezi var. Kültür merkezi, hem aynı zamanda restoran, müzesi, Çin'i işlerinin öğretildiği çok müthiş bir atölyesi olan ve satış yerlerinin de olduğu Estergon Kalesi var. Estergon Kalemizin müdürü, tarihçi, yazar sevgili Vahit Dağ Kurutlu yeni kitabıyla da programımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi bugün tarihçiye ne sorulur Ramazan'da? Tarihte Ramazan nasıl kutlanıyordu? Osmanlı'nın Ramazan'a atfettiği değerler nelerdi? İnsanlar neler yapardı? Ve onlardan kaçı yaşıyor acaba? Evet, şimdi hani hep söylenir ya, nerede o eski Ramazanlar falan diye büyüklerimiz falan hep konuşurlar. Şimdi biraz da aslında o Ramazanlar neydi, ondan biraz bugün bahsedeceğiz. Şimdi tabii hep direkler arasını söylüyorlar, evet, bize. Evet, hep de ona da değineceğiz inşallah ilerleyen dakikalarda, ama şimdi hani hep nerede o eski Ramazanlar diyoruz. Şimdi Ramazanlar da ya nerede o eski Müslümanlar diyormuş çok diye güzel bir şey duymuştum bir tane hoca efendiden. Çok güzel bir sözdü. Şimdi tabii Osmanlı'da Ramazan yani dediğimiz zaman çok büyük bir izafi bir konu oluyor. Biz bunu biraz daha sınırlandıracağız. İstanbul'da Ramazanlar diyeceğiz. Ve Tanzimat'tan sonraki dönemi biraz daha biz biliyoruz. Yani Osmanlı'da Ramazanlar dediğimiz mesele aslında biraz da Tanzimat'tan sonraki İstanbul Ramazanları. Çünkü daha öncesine dair hem elimizden çok fazla bir kayıt yok, ama aktarılmış olan bir gelenek var. Ve bu gelenek artık Tanzimat'tan sonra böyle hayatımıza yerleşmiş, bu eski Ramazanlar dediğimiz Ramazan gelenekleri oturmaya başlamış. Bugün bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi tabii Osmanlı'da Ramazan nasıl karşılanırdı? Şimdi hani bir Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi diye biliyorum. Ramazan'ın geldiğine sevinmek imanın alametlerindendir diyor Hazreti Peygamber. Osmanlı insanı da işte Ramazan'ın böylesine sevinçle, sururla karşılarmış ve böyle beklermiş, hasretle beklermiş, muhabbetle beklermiş. Ve Ramazan ayı geldiği zaman ilk yapılması gereken şey, devletin nahs sistemi diye bir şey var. Bu aslında bugün de çok yakından bildiğimiz, haberlerde Ramazan gelmeden önce sürekli gördüğümüz bir hadise. Devlet şunu yapıyor, Ramazan'da olası bir enflasyon oluşmasın diye. Çünkü bazı uyanıklar o zaman da varmış. Şimdiki olduğu gibi. Fırsattan istifade. Yani fırsattan istifade, et fiyatlarını artıralım, işte şeker fiyatlarını, hurma fiyatlarını artıralım gibi. Devlet direkt vatandaşına bir önlem alarak bunun önünü kesiyor. Nasıl bütün yapıyor? Esnafa nar sistemiyle esnafın neyi ne kadara satabileceğini, ne kadar zam yapabileceğini, ne kadar artılabileceğini bunu belirliyor Ramazan'dan çok önce. Çok güzel. Ve insanlar buna göre Ramazan alışverişlerini yapıyorlar. Daha sonra tembihnameler yayınlanıyor Osmanlı Devleti'nde. Tembihnameler yine çok önemli bir Ramazan geleneğidir Osmanlı Devleti'nde. Ben de bunu ilk defa duyuyorum. Ne tembihname? Tembihname şu, Şeyhülislamlık makamından aslında yazılıyor. Ve İstanbul'un bütün Selahattin camilerine, camilerinin müezzinlerine ve imamlarına gönderiliyor. Yani Selahattin camileri dediğimiz biliyorsunuz sultanların yaptırdığı camiler, büyük camiler. Fatih Camisi, Beyazıt Camisi, Sultanahmet Camisi, Ayasofya gibi büyük camilerin imamları ve diğer camilerin imamlarına gönderiliyor. Tembihnamelerde şunlar var. Tabii Ramazan bir manevi arınma ayı, ama aynı zamanda maddi anlamda da bir temizlik ayı. Yani deniliyor ki herkes kapısının önünü kardeşim süpürsün. Kimsenin işte kapılarının üzerinde örümcek ağları olmasın. Herkes kendini temizlesin. Sonra yarın bir gün Padişah Efendimiz Ramazan münasebetiyle camilere gelecek. Teravih namazlarına gelecek veya derslere gidecek. Halkın içinden geçecek, halkın arasına karışacak. Padişah Efendimiz halkın arasından geçerken uygunsuz hareketlerde kimse bulunmasın gibi bir takım uyarılar var. Bunları camileriniz de temizleyin. Camiler temizlensin, temiz tutulsun gibi. Bunlar cami imamları ve bekçiler marifetiyle halka ilan ediliyor. Akşama camide tembih var deniliyor. Herkes camiye geliyor. Yani cami aynı zamanda sadece namaz kılınan bir yer değil. Hani bugün dün bir programda da söylemiştim sahurda, ama bugün tekrar etmek istiyorum. Camilerde
Sadece namaz kılmıyor Müslümanlar. Hayat orası. Hayat camide inşa ediliyor aslında. Tembihnameyi de camide dinliyor. Hatta yer yer camiler yönetim mekanizması halinde kullanılıyor. Bu tembihnameyi bana birazcık açıklamanızı istiyorum. Yani halk da mı geliyor o tembih yapacak olan kişiler, yoksa sadece hocalara mı söyleniyor? Yok. Şimdi tembihname bir yazılı belge gibi, metin gibi bir şey. Ha, hutbede. Tabii hutbe gibi düşünün. Herkes camiye geliyor ve o tembihler okunuyor yani. Ramazan'da ne yapmanız gerekiyor, ne yapmamanız gerekiyor halka gibi. Halka da. Tabii çok şimdi güzel. Mesela padişahlar yolda yürürken tabii böyle karşısına çıkıp da işte ya padişahım benim bir işim var falan değil. Osmanlı bir protokol devletiydi. Büyük bir devletti. Hatta padişahlar da en başta kendileri bu protokole uymak durumundaydı. Bizim tarihimizde biliyorsunuz teşrifatçı başı diye bir şey vardır. Teşrifatçı başının görevi nedir? Padişah olur herkesi tanımayabilir. Yani bir merasim vardır, yabancı misyonerisi gelmiştir veya alim bir kişi vardır veya bir prens vardır vesaire vesaire. Padişah bunların hepsini tanımayabilir. Teşrifatçı başı tanıtıyor. Tabii yani onu da çok güzel bir şekilde yapıyor. Mesela padişaha diyor ki hareketi hümayun padişahım dediği zaman padişah ayağa kalkıyor. Gelen kişinin karşısında. Ayakta karşılıyor. İstirahatü hümayun padişahım dediği zaman da onu ayağa kalkmadan da karşılayabileceğini anlıyor mesela padişah. Böylesine mesela bir protokol. Alimse karşındaki ayağa kalkıyor, evet. Padişah dahi olsa. Tabii yani karşıdaki devletli biri ise ayağa kalkması gerekiyorsa o şekilde teşrifatçı başı tarafından yönlendiriliyor. İşte bu manada işte protokole en başta kendileri uyması gerekiyor. Tembihlerde işte bunlar var. Bunlar anlatılıyor insanlara. Teşrifatçı başı olmak istemezdim. Olur ya oraya yabancı birisi gelse ben tanımasam sonrasında Allah'a ekber. Tiz kellesi vurula diye bir şey var. Tiz kellesi vurula gitti. Gitti kelle. Tabii yani evet zor bir meslek. Demek tabii ki hem camiler temizler hem de o caminin etrafındaki bütün mahalleler, tabii, herkes evini de temizliyor. Mahallede. Kıyafetler düzenli oluyor. Evet elbette. Ve Osmanlı'yı hani böyle güzel bir şekilde karşılıyorlar. Tabii Osmanlı'da şimdi başka hemen ardından gelen bir gelenek de hilalin görülmesi meselesi. Şimdi hani bugün kim bile şey yapıyoruz, yakalayamıyoruz. Araplar yani Araplar mı önde biz mi? Geçen sene mesela Suudi Arabistan ve bazı ülkeler bizden daha önce, daha sonra bir gün sonra Ramazan'a başladılar. Ve bayrama da bizden bir gün sonra girdiler. Tabii bu hani isteriz ki ümmet hep bu sene olduğu gibi tek vücut olsun. Bu sene inşallah bütün İslam ülkeleri hep beraber aynı gün bayramı da karşılayacağız. Ramazan'a da beraber girdik. Şimdi bugün bütün bu modernin hani modern aletlerin olduğu zamanda bile bu mesele böyle tartışılıyorsa Osmanlı'da nasıl oluyordu? Bunu anlatmak gerekirse şunu söyleyebilirim. Bulutlu olduysa mesela hava ne yapıyordu? Evet merak ediyorum. Yani şöyle, şimdi hilalin gözlenmesi için çıkılan belli yüksek noktalar var. İşte Beyazıt Yangın Kulesi'dir, Galata Kulesi'dir, Sultan Ahmet Camisi'nin minareleridir. Bu tip yerlerde Ramazan ayı yaklaştığı zaman Osmanlı insanı oralardan çıkıp hilali gözlemeye başlıyor. Ama şöyle düşünün ki yani cami avlusunda veya oralarda birçok insan var. Neden bu böyle? Çünkü Osmanlı'da şahit olsunlar. Tabii şöyle bir gelenek var. Hilali ilk gören kişi iki şahitle eğer bunu ispat edebilirse meşihat makamından hediye alacak. Oo. Meşihat makamı dediğimiz Şeyhülislamlık makamıdır. Ve herkes hilali gözlemeye başlıyor. Herkesin boynu ağrıyordur o zaman. Kim bak artık görürse ve bunu sözünün hani emini olan doğru kişilerce Şeyhülislam efendiye bunu ispat edebilirlerse kendisi hediye alacak. Bu şekilde de hilalin gözlenmesi meselesi var. Hilal gözlendikten sonra tabii Ramazan başlıyor. Şimdi peki yok, burada bunu sormak zorundayım. Buyurun. Dediniz ki şimdi teçhizat var, elektronik eşyalar vesaire. O zaman telefon yok, telgraf yok. Evet. Bütün Anadolu topraklarına, Osmanlı'nın hükmettiği yerlere nasıl tamam hilal göründü, herkes oruca başlasın diye haber uçuruluyordu? Ya muhtemelen her şehirde bir görevli mi vardı? Muhtemelen öyle ve şöyle bir şey var. Yani hani Osmanlı aynı zamanda bir imparatorluktu. Çok büyük bir devlet geleneği olan bir devletti. Mesela bugün hani tamam biz İstanbul'u konuşuyoruz ama mesela bir Bosna tek başına veya baş boş değil. Bosna'da da bir beylerbeyi var. Hmm. Yani bugünkü valiler gibi valiler var ve oranın da görevliler Sancak var. Onlar var da hilali gözlüyorlar. O şekilde bir hani bütünlük o şekilde sağlanıyor. Şimdi hilal görünüyor. Şimdi Ramazan başladı. Tabii şimdi tiryakiler için zor bir şey. Bugün de zor bir şey. Hani insan acıkıyoruz, susuyoruz ama tiryakiler için hani biraz da böyle iftar gelse de çubuk tüttürsek falan. O zaman da var. Ramazan'da da var. Kim icat ettiyse kim Allah icat etti bilmiyorum gibi yapsın. Yani, inşallah herkes bundan kurtulur. Ama Ramazan'da da böyle bir husus var. Hatta bir hikaye var. Bir gün tiryakinin biri Ramazan hilali görülmeden oruç tutmanın caiz olmadığını bildiği için evin bütün pencerelerini kapatıp perdelerini çekmiş hilali görmemek için. Yolda giderken de kahveye giderken böyle hiçbir yere bakmıyor hilali görmeyeyim diye. Böyle giderken solda böyle bir aralık bir su birikintisi görüyor. Var. Bir bakıyor hilalin aksi oraya düşmüş.
Ya tamam diyor mübarek, gözüme girdin, anladık, Ramazan başlamış diyor. Yani. Kaçış yok. Peki o zaman yeri gelmişken sevgili seyirciler, Ramazan'da bütün gün o tiryakiler, aslında tiryaki değil de bununla da bir bağımlılık, evet, bunu hani kabul etmemiz lazım. Bir şey yapmadan duramıyorsan bu telefon da olur, sigara da olur, alkol de olur, ne bileyim bilgisayarla oyunlar olur, her neyse o sen onun bağımlısısın demektir. Ne olursunuz Allah rızası için, ben de Sigarayla Savaş Derneği İcra Kurulu üyesiyim, yalvarıyorum hazır şu Ramazan gelmişken bundan şöyle hayatımızı arındırıverelim. Hiç bilmediğimiz o kadar çok zararı var ki, en basitinden diyor ki mesela anne baba, canım biz çocukların yanında sigara içmiyoruz ki, halbuki yapılan araştırma şunu ortaya koymuş. Diyelim ki siz sigarayı içtiniz, kapının önünde söndürdünüz ve evinize girdiniz. 6 saat boyunca hiç sigara içmediğiniz halde iki çocuğunuzun idrar testini alın. Nikotin çıkıyor arkadaşlar. Nefesinizden o nikotini siz etrafa salmaya devam ediyorsunuz. Ve yine halkın çok fazla bilmediği bir şey. Sigara içildiği zaman radyasyon çıkıyor açığa. Ne enteresan. Radyasyon da yerden 120 santim havada asılı kalıyor. Bu da tam oturan insan boyu ve çocuk boyu. Yani siz ayaktasınız, belki etkilenmiyorsunuz ama çocuklar ve oturanlar çok fazla etkileniyor. Yine Sigarayla Savaş Derneği başkanımızdan öğrendiğim bir şey. Müslümanlar diyor en çok neden korkar? Kul hakkından korkar. Niye? Çünkü kul hakkını Rabbim... Allah razı olsun. Kimse. Bu noktada böldüm ama Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun kapalı alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Çok şükür. Daha önce duramıyorduk yani. Otobüslerde ben yolculuk yaptığımı biliyorum, perişan vaziyette. Ben diyelim Allah muhafaza hiç içmedim de sigara içiyorum. Ben içtiğim vakit ciğerim benim sigara içtiğimi biliyor ve kapatıyor. Ama sizin ciğeriniz benim sigara içtiğimi bilmiyor. Ben içen kişi olmama rağmen %30 zarar görüyorum. İçmeyen kişi %70 zarar görüyor. Pasif. Çünkü siz sünger gibi emiyorsunuz. Pasif içicilik aktif içicilikten çok daha tehlikeli. O yüzden asla hiç kimse beni sigara içilen bir ortama sokamaz yani. Çünkü biliyorum. Bildikçe de uzaklaşıyorsun ve şurada bir gerçek. Anne babası sigara içen çocuğun sigara içme olasılığı çok yüksek oluyor. Evet. Çünkü o kokuya aşina oluyor. Evet, sonra tiryakiler akşamı, evet, bekliyor. Şimdi Ramazan geldi. İftarlar başladı. Şimdi Ramazan, Osmanlı'da iftarlar çok önemli. Yani çok mükellef sofralar kuruluyor. Tabii halkın Ramazanı, sarayın Ramazanı biraz farklı. Tabii sarayda da en güzel yemekler yapılıyor. Devlet erkanına işte iftarlar veriliyor ama sarayın kapıları da, yani saray mutfağı dediğimiz kapı da herkese açık. Herkese açık. Halk da gidip yiyebiliyor. Tabii. Yani aynı zamanda konaklar da Ramazan ayında adeta bir aş evine dönüşüyor. Çok ve iftarlar güzel. Şöyle, yani önden çorba tıpkı içiyor. Tıpkı aslında şimdi yeni yeni başladığı, evet, gibi. Hani, evet, muhtarların gidip, evet, çok rahatlıkla iftar yedi. Henüz davet edilmedik ama. Evet. Şimdi, evet. Mesela iftarda çorbayla başlıyorlar. Ki işkembe çorbası çok tutulurmuş Ramazan'da. Ramazan'da. Evet. Ahmet Rasim'in daha sonra Şehir Mektupları olarak toplanan kitabındaki yazılarında Ahmet Rasim böyle bir işkembe güzellemeleri yapar ki oruçken yazdı muhtemelen o yazıları. Açken. Anlatır tabii, işkembe şöyle güzeldir, Ramazan'da böyle içilir, üstüne işte sarımsağı şöyle döker. Daha çok anlatma diye. Bence hocam. Çünkü evet, belki de o da yavaş yavaş ama henüz burada Ahmet vakit Rasim var. Bunu anlatır. Sofralar kuruluyor ve Osmanlı şunu yapıyor. Osmanlı insanı. Çorba içtikten sonra önce bir ara veriyor. Namazını kılıyor. Çubuk içecekse gene döndük oraya ama çubuk içiliyor. Ve daha sonra tekrar sofraya oturuluyor ki bugün bütün diyetisyenlerin falan da aslında söylediği şey bu. Evet. Yani hemen yemeğe gömülmeyelim. Bu sağlıklı bir şey değil. 21 dakikada doyuyormuş. Evet, beyin. Kesinlikle. Hani biraz böyle vücudumuzu dinlendirelim. Daha sonra yemeğe oturalım diye. Bununla ilgili de güzel bir hikaye var. Yusuf Kamil Paşa, Sultan Abdülaziz dönemin önemli sadrazamlarından bir tanesi. Bir gün Bebek'te ki konağında nazırlara, yani bugün bakan dediğimiz kişilere bir iftar veriyor. Kendisi de sadrazam, başbakan. İşte iftar yiyorlar, çorbalar içiliyor, neyse çubuklar, namaz, ondan sonra yemek, şey, meyve faslına geçiliyor. Meyveleri yerken Yusuf Kamil Paşa bir ara çileği yanlışlıkla tuza batırıyor. Sonra yiyor, böyle bir yüzü ekşiyor. Tabii hoş bir şey olmuyor. Sonra bakıyor şöyle, diğer paşalar da böyle bıyık altından gülüyorlar, gülümseyenler var falan ama tabii böyle edebi de bozmuyorlar. Paşa da duruyor, diyor ki, arkadaşlar diyor, siz de yiyinsene, bak çok güzel oluyor diyor, bak çok güzel böyle ben batırdım, siz de yiyin diyor, buyurun buyurun diyor. Şimdi tabii söyleyen başbakan olunca hepsi yiyecek. Bir tanesi alıyor, bandırıyor, yiyor. Ya diyor ki, paşam diyor, ne güzel bir şeymiş bu diyor ya. Keşke diyor daha önce yeseydik diyor. Öbürü batırıyor, alıyor. Bir kelime ki, var bunu anlatacak da tabii, evet, yayındayım, söyleyemiyorum. Bir tanesi daha batırıyor, diyor ki, ya diyor ne güzel bir şeymiş diyor. Keşke diyor daha önce de yeseydik diye böyle. 200'lüler. Hani biz lisan-ı münasiple böyle ihtiram ediyorlar paşaya. Ondan sonra en son bir tanesi
Böyle yüzünü buruşturuyor. Yusuf Kamil Paşa diyor ki, hayırdır diyor paşa, sen beğenmedin herhalde diyor. Vallahi diyor paşam diyor, beğenmedim diyor, çilekli tuzu beğenmedim gibi diyor, bu arkadaşların bu hali tavrını da beğenmedim diyor. Hayır diyor, hadi burası çilek sofrası da diyor, bunlar diyor bakanlar kurulunda da böyle yapıyorlar diyor. Oo. Şimdi böyle güzel hikayeler var. Tabii iftarlar yapılıyor. İftarlardan sonra en önemli şey tabii teravihler. İftar yapıldıktan sonra teravih namazları. Teravih namazları büyük Selahattin camilerinde insanlar daha ziyade kılmaya gayret ediyorlar. Hatta zaman zaman Sultanahmet camisinin sadece bayanlar için ayrıldığı falan zamanlar var. Ne tarihte. Güzel. Mesela erkekler Ayasofya'da, hanımlar Sultanahmet camisinde zaten karşılıklı namazlarını kılıyorlar. En iyi müezzinler işte en iyi kıraatlarını, en iyi musiki makamlarını uyguluyorlar. Kurra hafızları. Bu şekilde teravih de padişahlar bazen özellikle de Ayasofya camisine gelerek halkla beraber teravih namazı kılıyorlar. Tabii şimdi teravihin içinde Enderun teravihi dediğimiz Osmanlı'daki bir ayrı gelenek var. Enderun teravih de şöyle bir şey. Osmanlı'da Enderun bir eğitim merkezi biliyorsunuz. Mimar Sinan'ın da yetiştiği, birçok devlet adamının, alimin, şairin, askerin yetiştiği bir de kurum, eğitim kurumu. Şimdi Enderun'da teravih kılınıyor. Bu teravih namazının özelliği de 4 rekatta bir Türk dini musiki makamlarında bir takım ilahilerin okunması. Yani ilahiler eşliğinde bu teravih namazı kılınıyor. Bugün hala İstanbul'da Enderun Hafızlar Topluluğu Başkanı Mehmet Kemiksiz Hoca'nın başlattığı ve devam ettirmeye çalıştığı güzel bir gelenektir bu. Hala onlar, Allah razı olsun, İstanbul'da bunu farklı illerde yapmaya çalışıyorlar özellikle çok Ramazan güzel. Aylarında. Şimdi bununla ilgili de çok güzel bir hikaye var Enderun teravih. Bir gün Sultan II. Mahmut çok musiki şinas ve musikiden anlayan bir padişah. O zamanlar da müezzin başı Dede Efendi. Dede Efendi biliyorsunuz bizim çok ünlü bir bestekarımız. Dede Efendi baş müezzin, baş imamla da böyle arası yokmuş, biraz kırgınlar. Teravih namazı başlıyor, baş imam padişaha diyor ki, ya sultanım diyor, bu diyor Dede Efendi sürekli diyor Acem makamından gidiyor diyor. Acemlerin diyor sizin saltanatınızda diyor gözü vardır diyor. Acem makamı diyor iyi değildir Allah diyor. Allah. Şevk Efsa makamından diyor bir şey okusun buyurun da diyor. Padişah şimdi aslında mevzuya yabancı değil. O da biliyor ki araları o güne bozuk. Kadar Şevk Efsa makamında hiçbir ilahi bestelenmemiş. Ha, onu öyle bir ilahi utandıracak. Yok. Tabii. Ondan sonra hemen neyse Dede Efendi'ye gönderiyorlar. Ulak gönderiyorlar. Diyorlar ki Dede Efendi böyle böyle. Müezzinler, cumhur müezzinleri var yanında. Onlar tabii bir panik oluyorlar. Ya ne yapacağız? Böyle bir şey yok ki falan diye. Daha sonra diyor ki Dede Efendi onlara, ya diyor şu dört rekatı bir kılalım da hele diyor. Tamam diyorlar. Şimdi Enderun teravide de şöyle bir şey var. İmam da Şevk Efsa makamında kıraatı gerçekleştiriyor ki arkasından Şevk Efsa makamında ilahi gelecek. Aslında gelmeyecek ona göre. Belki de bıyık altından gülüyor namazda. Namaz bitiyor. Dede Efendi Şevk Efsa makamında bir ilahi okumaya başlıyor. Müezzinler de şaşırıyorlar tabi, hayret ediyorlar ama böyle hep bir ağızdan ağız birliği yapıyorlar. İlahiyi tamamlıyorlar. Dört rekatta Şevk Efsa makamında ilahi besteliyor Dede Efendi. Enderun teravihte. Hani namazın sözüyle beraber. Tabi. Yani sözü Şevk Efsa makamında okuyor. Namazda bunu dört rekatlık namazda bestelemiş. Bu kadar büyük bir musiki şinastır Dede Efendi. Böyle Enderun yani teravihinde. Yani birilerine de affedersiniz demek ki kara çalmak istiyorsanız tabii. Onun da kim olduğunu tanımanız lazım. Tabi yani. Tabi. Mesela yine şeyden bahsetmek gerekirse hani Osmanlı'da geleneksel, bu sizin az önce bahsettiğiniz direkler arası meselesi. Aslında direkler arası meselesinin öncesi bizim Türk kültüründe bildiğimiz orta oyunu dediğimiz, Hacivat Karagöz dediğimiz şeylerdi. Hani ben kantolar mantolar ama oraya bunlar, geleceğim. Yani hani İslam'la çok örtüşmeyen şeyler. Kesinlikle. Nasıl oluyor da hani bunu bize nasıl empoze etmişler ve biz Ramazan'ı nasıl olur da böyle algılamışız? Ya işte bir yozlaşma tabii oluyor. Yani İbni Haldun diyor yani insanlar da diyor devletler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler ve ölürler diyor. Şimdi her şey öyledir aslında baktığımız zaman. Yani insan da öyledir. Orada Hacivat Karagöz veya orta oyunu direkler arası dediğimiz şey dönemde yani bu Osmanlı'nın son dönemi gene Tanzimat'tan sonrasına rastlıyor. Artık böyle zamandan çıkmış durumda. Dediğiniz gibi kantolar işte ahlaksızlık derecesine varacak eğlenceler yani insanlar artık teravihe gitmeyip şeylere gitmeye başlıyor. Yani mesela bu noktada şu da çok önemli bir şey. Mesela eskiden yani 1850'den önce Osmanlı'da elektrik yok. Hava gazı da yok. Şehir karanlık. Hatta Fransız seyyahlardan bir tanesi diyor ki İstanbul diyor gündüz en parlak gece, dünyanın gündüz en parlak gece en karanlık şehri diyor. İşte bunu niye söylüyor? Çünkü eskiden şöyle bir şey var. Yani yatsı namazından sonra
Uyuyor herkes. Eve gidip uyuyan bir Osmanlı insanı var. Çünkü ama, sabah namazına kalkacak. Evet. Yani dinin gereği evet. aslında bu. Ama 1850'lerden sonra modernizmin hani getirmiş olduğu evet aydınlatma muhakkak iyi bir şey. Bununla birlikte şey başlıyor artık. Yani gece hayatı dediğimiz mevzu başlayınca işte bu direkler arası dediğimiz hadiseler bununla beraber başlayan bir süreç. Ve insanlar artık evet yere geliyor teravih namazına gitmeyip işte direkler arasında eğlenelim. Şurada saz varmış, şu, işte bu bilmem nerede şu kanto varmış falan diye. İnsanlar artık oralara yönlenmeye başlıyor. Bu bizim aslında özlediğimiz Ramazanlar değil. O yanlış anlaşılmasın. Şimdi siz aslında hani eski çok Ramazanlar... farklı bir şeye getirdiniz lafı. Hani melatonin hormonu insanın uyuduğu vakit ilk 4 saat 11 ile gece evet. 2 arasında 11 2 işte 2.30 3'e kadar belki de bütün vücudumuzu arabayı serviste koymuşuz gibi kendi kendine tamir ettiği bir sistem. Evet. Ama bu vakitlice yatmazsak veya karnımız çok tok yatarsak veya karanlıkta yatmazsak maalesef tamiratı yapmıyor ve kansere davetiye çıkarmış oluyoruz. Evet. Cildimiz erkenden yaşlanıyor, depresif bir yapıya bürünüyoruz. Demek ki aslında yani Edison lambayı buldu, elektrik geldi her tarafa ama bu kadar kansere ve hastalığa da. Çünkü biyoritmi değişiyor. Her şeyin tabii geceyi hayır. siz dinlenesiniz diye yarattım demiyor mu Rabbimiz? Her teknolojiyi hayırlı kullanmak lazım diyoruz. Evet. Yani icabında vakti gelince söndürmek lazım. Vakti gelince lazım. Kapatmayı bilmek lazım. İşte tabii aydınlatmadan açılmışken mahyalardan da biraz bahsedeyim. Evet. Şimdi mahya tabii bizim gene çok geleneksel... Çok güzel bir... Eskiden nasıl yaparlarmış onu? Kandillerle mi? Eskiden evet kandillerle yapılırmış. Daha sonra işte bu 1856'dan sonra Osmanlı'da hava gazı geliyor. İlk defa Dolmabahçe Sarayı'na Sultan Abdülmecit yenilikçi bir padişah Dolmabahçe Sarayı'nı hava gazıyla aydınlattırıyor. Allah Allah. Ve artan hava gazıyla da İstiklal Cadde-i Kebir dediğimiz İstiklal Caddesi aydınlatılmaya başlanıyor o dönemde. İşte ondan sonra mahyalar artık sulu gazla, işte gaz yağıyla, hava gazıyla yapılmaya başlıyor. Ama daha öncesinde sizin de söylediğiniz gibi kandillerle yapılıyor bu iş. Bu iş biraz çılgınlık haline almış zamanla. 1. Ahmet döneminde ilk defa mahya geleneği başlıyor. Daha önce kandil var. Kandillerde yakılan kandiller var. Ama mahya geleneği başlayınca şöyle bir şey oluyor. Artık insanlar mahyalı camilerde teravih namazı kılmaya gidiyorlar. Oraları daha çok böyle benimsiyorlar, daha çok seviyorlar ve... Popüler hale geliyor bugünkü tabirle. Ve diğer tek minareli camilere iki minare, bir minare daha eklemişler. Mahya, mahya asabilmek için bazı camilere. Mesela Eyüp'te bulunan bazı camilere bir minare daha eklemişler ki oralara da mahya asalım diye. Tabii mahyalar belli mesajlar içeriyordu aslında. Yani öyle sadece bir ışıltıdan ibaret ayetler, değildi. Ayetler, hadisler. Ayetler, hadisler, işte Ramazan'a dair hoş geldin. Sloganlar. Ya Şehri Ramazan. Mesela Ramazan'ın başında merhaba. Mesela Ramazan'ın sonunda el-tirak. Elbette. İşte ayrılık, o üzüntü yani aynı zamanda onu da o ince ruhu da mahyalara işlemişti Osmanlı insanı. Onun dışında tabii yine Osmanlı'da gelenekler bitmiyor. Sarayın geleneklerinden bir tanesi şu anda hatırıma geldi. Hırkayı saadet merasimi. Bunu 95 sene sonunda ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız geçen günlerde Ramazan'ın 15'inde tekrardan ihya etti. Bu Osmanlı padişahlarının aslında yüzyıllarca yaptığı bir gelenek. Yani Topkapı'da Kutsal Emanetler Dairesi'nde Hırkayı Saadet merasimi yapılırdı. Bu merasimde de Hazreti Peygamber'in hırkasının, Hırkayı Şerif'in üzerine konulan destimaller, yani biz onlara mendil diyoruz Farsça, Farsça destimaldir. O mendiller merasime katılanlara dağıtılırdı. Onlar da vefat ettikleri zaman göğüs kafeslerinin üzerine o mendili koydururlarmış. Bu kadar ince bir insan, Osmanlı insan modelinden bahsediyoruz. Onu yaparlarmış. İşte bizim basın onu destimal merasimi falan diye yazdı ama öyle bir şey yoktur. Murat Bardakçı da bunu geçenlerde yazdı sağ olsun. Dedi ki yani destimal merasimi diye bir şey yoktur. Bunun adı Hırkayı Saadet merasimidir. İşte bu biraz cehaletten kaynaklanır diye. Yani bizim basının da biraz böyle tarihiyle artık barışık olması lazım. Zaten ne olursa bilmediğimizden olmuyor mu yani? Evet yani öyle başlıkları atarken. En kötüsü çok... de bu yani bilen bir insanla tartışmak kolay. Bilmeyip de biliyormuş gibi kulaktan dolma bilgilerle böyle ahkam kesenler. Benim hayatta en sinir olduğum tipler onlar. Yani şöyle bir laf vardır hani cahil her şeyi bilir onun için rahat konuşur. Hmm. Yani cahilsin her şeyi biliyorsun derler. Yani cesareti o, dedikleri şey o. Hani bir bilene bari danışmak lazım. En azından bazı şeyleri söylerken veya başlıkları atarken. Bu manada hani Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun gerçekten. Böyle bir geleneği yeniden yaşattı, yeniden canlandırdı. Gene baklava alayları olurdu Osmanlı Sarayı'nda. Yeniçeriler omuzlarında baklavalarla bir baklava alayı yaparlardı ve o gün sarayın mutfağında Yeniçeriler için baklavalar yapılırdı ve akşam iftarda Yeniçeriler o baklavaları yerdi. Yeniçeriler de bu şekilde tatmin edilirdi Ramazan'da. Şimdi yine
başka Osmanlı geleneklerini hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok fazla gelenek var. Çok fazla var. Yani bir arada yanılmıyorsam bir bağlantı yapacağız değil mi arkadaşlar? Evet, daha vaktimiz var. Evet. Yani şu anda kesebilirim çünkü biliyorsunuz eyvallah, hemen yayın hazır dediği anda bağlanmak zorundayız. Eyvallah. Evet. Yine geleneklerden çok güzel bir geleneklerden Osmanlı insanının o hani nazik duygularını İslam'a olan bağlılığını anlatan geleneklerden bir tanesi zimem defterleri geleneği. Oo, çok güzel. Hani belki bugün birçok kişi bilmez, zimem defteri dediğimiz mesele bugün hala belki mahalle bakkallarında, belki biz kalmadı falan diyoruz ama kredi hala var. Kredi kartları yapıverse onu şimdi ne güzel olur değil mi? Değil mi? Yani hala ne olduğunu var. Bir anlatalım. Belki olur ya duymayan olmuş evet, olabilir. Evet hala var aslında. Hani şimdi bazı bilenler diyorlar ki ya kardeşim kalmadı onlar. Ya bir bakalım şöyle. Aralarda var. Bir aralarda maralarda vardır bir mahalle bakkalı. Bir girelim oralara. Orada Osmanlı insan da giriyor mahalle bakkalına diyor ki bana diyor veresiye defterini çıkart bakkal efendi. Çıkarıyor bakkal efendi veresiye defterini. Diyor ki kimlerin borcu var ver bakayım bana. Bakıyor oradan 3-4 tane sayfayı yırtıyor. Ne kadar şu kadar borcu var al kardeşim diyor. Ve bunu da diyor söyleme. Benim yaptığımı söyleme. Zaten ne sen beni tanırsın ne ben seni tanırım ne de o beni tanır. Ama burada da nasıl bir güven var? Çünkü o bakkal ya hem senden hem de ondan para isterse. Tabii çünkü yani orada şöyle bir şey var işte. Yani biz hep Osmanlı ile övünüyoruz. Toplam kalite oradaki. Tabii ne kadar övünsek de yeridir ama Osmanlı'yı ortaya çıkaran bir Osmanlı insanı modeli var. İşte bu model sağlam bir maya ile yetiştiği için aklımızın ucuna öyle bir şey gelmiyor. O anda defteri yırtıyoruz ve orada bitiyor o iş. Çünkü şu bu sadaka taşları da mesela eskiden gerçekten bu yapılıyormuş. Ben bir okula gittim. Okulda hala bunu uygulayanlar var. Mesela o gün cebinde parası yok. Sadece bir simit parası alıyorlarmış. Okulda sadaka taşı yapmışlar ama ki yani gönül ister ki bu her yerde olsa ve herkes ihtiyacı kadarını olsa. Yani hepsi benim, hepsi benim. Çünkü Kırıkkale'de maalesef de benim babam dağıtıyor özellikle oradaki Suriyelilere. Çünkü modern çağda insana açgözlülüğü. Evet. Hani yani hep ben alayım, hep ben alayım havasında hep ben, bazıları. Hep ben, hani hep ene hep ene olmaz. Biraz da ente de demiş ya aslında. Biraz da sen de kardeşim yani mantığıyla doğru söylüyorsunuz. Yani sadaka taşları da öyle aslında. Yani dün programda buradan söyleyeyim Furkan Aktepe kardeşim bana sormuştu Selçuklu'dan mı geliyor diye. Ben demiştim ki yani emin değilim abi bilmiyorum. Sonra ben gittim baktım Selçuklu'dan geliyormuş. Selçuklu'da da sadaka taşları varmış. Demek ki yani o kadar eski bir gelenek Türk geleneğinde, Türk İslam geleneğinde oraya dediğiniz gibi ihtiyacı olanın alması için paralar bırakılıyor ve sadece ihtiyacı olanlar alıyor. Çünkü Osmanlı Devleti aynı zamanda bir Ramazan medeniyetiydi ve vakıf medeniyetiydi. Şunu galiba insanların bir aklını başına toplayıp düşünmesi lazım. Zannediyorlar ki İslam sadece temiz yüreklilikle ve ahlakla vesaire olur. Halbuki İslam'ın içinde onlar. Yani ahlak zaten İslam'ın imanının ayrılmaz bir parçası. Eğer biz o imanı, dürüstlüğü koyabilirsek çocuklarımızın kalplerine şuraya koy 1 trilyon onu da bile almadan gidip hayatına idame ettirebilecek. Ama hani ya bu haram helal ver Allah'ım. Hep bana ver. Hep bana ver. Ne olacağız yani? Bizim bir silkelenmemiz ya lazım. Ya bu da Yunusça düşünmek lazım. Yunus'a göre insan ikidir. Birisi zahirde görünendir. Birisi de aslında içindeki insandır. Hani bir ben vardır benden içeri dediği o içerideki insanı aramıştır. Yunus'un bütün beyitlerinde bu vardır. Beden penceresinden baktım içimdeki bu göz ne gibi bir şey vardı mesela. Yani burada insanların biraz bunu düşünmesi lazım. Yani dediğiniz gibi evet İslam evet çok aynı zamanda ahlaklı olmaktır, iyilik yapmaktır ama bunların dışında da şeyler vardır. İslam mesela infak etmektir. İşte Ramazan'da tam da çok yeri. Tam da yeri yani. Mesela onun için Osmanlı'da bütün cami önleri hani yoksullarla, fakirlerle dolarmış. Hani bugün dilenci deyip horluyoruz ama hani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Duha suresinde ne diyor? İsteyeni azarlama diyor. Hiç kimseyi azarlamamamız lazım. Yani hoşlanmıyorsak bile gidip azarlamamamız lazım çünkü bu ayet. Hiç kimseyi yetimi hor görme isteğini azarlama diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İşte Osmanlı insanı biraz bunu yapıyordu. Kimseyi azarlamıyordu. Elbette o zaman da hani böyle biraz amiyane tabirle halk arasında söylenen hani artık ya bu da yüzsüz olmuş denilen insanlar muhakkak vardı. Zaten gerçek ama ihtiyaç muhabbet sahibi de diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O istemez İstemeye diyor yani. Utanır. O utanır. Haya eder. Onu bizim aslında gidip evet, bulmamız Mahmut Topbaş lazım. Hoca Efendi'nin de çok güzel bir lafı var. Diyor ki işte diyor böyle diyor istemeye utanan insanlar vardır diyor. Siz gidip onları bulacaksınız diyor.
Onları gerçekten bulmamız aslında biz lazım. Her hayatımızın alanında yaptığımız gibi infak konusunda da veya sadaka verme konusunda da tembelliğe düştük. Evet. Ha, şu grup veriyormuş, ay ona verelim kurtulalım. Hani çıkıp dolaşıp da aramak zorunda kalmayalım. Ondan sonra ne oldu bize ama bakın. Evet. Yani araştırmadan verdiğimiz şeyler, o kurbanlar kesildi mi? Kesinlikle haklısın. O verdiğimiz paralarla lüks hayatlar mı yaşandı yoksa ihtiyaç sahiplerine mi gitti? Hep aklımızda soru işareti kaldı. Ve yani şunun da tadı başka zaten. Evet, yani bugün internet üzerinden oradan buradan Allah razı olsun birçok vakıf bu işleri yapıyor. Tabii ki onlara da yardım ediyor ama bazen de hani gidelim kendimiz dokunalım. Çocuğumuza bu hissiyatı yaşatalım. Yaşatalım, yetimin başını okşayalım, bunu yapalım. Yani işte bunu yaptığımız zaman onun tadını bir kere aldın mı işte artık ondan vazgeçemiyorsunuz. Ve siz bir adım gittikçe Allah size iki adım geliyor. Siz bir verdikçe Allah size 70 veriyor, 7'ye 70 veriyor. Yani o kadar bereketli bir şey aslında. Ramazan'da da böyle işte Osmanlı'da ve böyle bir nazik, böyle bir letafet var. Yani mesela gene aklıma bir hikaye geldi. Beylerbeyi şirketi Hayriye Vapuru sefer yapıyor. Müdür kaptanı çağırıyor, diyor ki kardeşim diyor sen diyor hep geç geliyorsun, vapur seferlerini aksatıyorsun diyor. Nasıl olacak bu iş? Efendim diyor ben ne yapayım diyor. Yani diyor iskelede diyor vapuru durduruyorum, insanlar diyor inerken işte zat-ı haliniz siz buyurun efendim, hakip hainiz siz önden geçin efendim diye diye 10 saat diyor teşrifat sürüyor diyor. Ondan diyor dolayı gecikiyorum diyor. Yani böylesine bir... Şimdi de itip tabii, öne nasıl geçerim? Tabii yani yaşlı geldi mi uyuma taklidi yapalım, işte yer vermeyelim falan gibi şeyler oluyor yani. Bunları tabii yapmamak lazım. Yine makine fabrika ayarlarına geri dönsün. Geri dönmemiz lazım. Evet. Yani o ruhu, yani bugün hep konuşuyoruz. Osmanlı diyoruz, geri gel Osmanlı diyoruz. İşte özlüyoruz ama bu böyle hani sloganla olmuyor, hakikaten olmuyor. Yani bir yerden başlamamız lazım. Peki halkın içinde Ramazan kutlamaları nasıl? Tamam hani saltanatta böyle ama yani insanlar birbirlerine ziyafet bir bu diş kirası vesaire bir sürü güzel. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Halkın iftarı dediğim gibi mesela fukaralar, miskinler, fakirler bir kere istedikleri gibi konaklarda bir ay boyunca Ramazan yapıyorlar. Hiç kardeşim sen niye geldin, kimsin, işte kaç kişisin yok. Konakta yemek mi bitti, ev sahibi kendi yemeğini veriyor. Çünkü bunun bir hikayesi var. İkinci Mahmut sanırım bir paşanın evine gidiyor. Hazırlıksız yakalıyor, biraz da bilerek yapıyor bunu. Paşa kendi yemeğini veriyor. Şimdi kendi yemeğini padişaha veriyorsan halka da vereceksin ki veriyor Osmanlı insanı. Yani padişaha nasıl muamele yapıyorsa halka da o şekilde muamele yapıyor. Tabii şimdi diş kirası diye bir şey de var. Çok güzel bir gelenek. Bugün bazı belediyeler falan da yapıyorlar bunu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da yapıyor. Her gelene bir hediye veriyor, Allah razı olsun. Diş kirasının şöyle güzel bir tarafı var. Mesela yoksul, miskin, fakir gelmiş, konağa girmiş. O öyle oturmuş, yemeğini yemiş. Orada yemeğini yiyor. Daha sonra konak sahibi o evden ayrılırken ona bir hediye takdim ediyor. İşte diş kirası dediğimiz bu. Bunun da anlamı şu. Sen geldin bizim iftarımıza teşrif ettin, şeref verdin, yemeğimizi yedin, bizim hayır yapmamıza vesile oldun. Biz de bunun karşı dişin de yoruldu yemek yerken. Biz de sana bu dişinin yorulmasının karşılığında hediye takdim ediyoruz diyor. Bu kadar ince bir şey aslında. Çok diş kirası. Şimdi tabii halka bu şekilde veriliyor da padişaha diş kirası nasıl verilirdi? Eyvah. Ne böyle bir şey var. Şimdi bu noktada da yine Sultan Abdülaziz dönemine gidiyoruz. Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep Kamil Hanım. Hastanenin adı mı yoksa? Tabii çok ailece yani karı koca çok böyle hayırsever insanlarmış. Ve çocukları da olmamış galiba. Tabii öyle, evet, dediğiniz gibi çocukları da olmamış ama çocuk hastanesi de yaptırmışlar bildiğim kadarıyla. Zeynep Kamil Hanım ve Yusuf Kamil Paşa'ya Sultan Abdülaziz bir gün iftara geliyor. Ve işte... Habersizce. Tabii. Yok, belki de verilmiştir bilmiyorum. Haber geliyorlar iftara, iftarı yapıyorlar. Daha sonra tabii Yusuf Kamil Paşa eşini çekiyor mutfağa, diyor ki ya ne yapacağız? Şimdi padişah geldi, gelenek var, diş kirası vermek lazım, bir şey yapmak lazım, ne yapacağız acaba falan diye düşünüyorlar. En son diyor ki dur aklıma bir şey geldi. Aşağı iniyor odasına, geçiyor. Bir takım böyle evraklar, bir şeyler falan getiriyor. Bir tane böyle tepsi alıyor mutfaktan. Gümüş bir tepsi. Bütün evrakları üzerine koyuyor. Sonra Sultan Abdülaziz'e gidiyor. Diyor ki buyurun padişahım, bu da diyor bizim size diş kiramız. O evraklar ne? Yusuf Tapu Kamil mu? Paşa'nın bütün mal varlığı. Oo. Konak da dahil. Hepsini padişaha arz ediyor. Padişah bakıyor tabii. Çok duygulanıyor yani, gözleri doluyor. Diyor ki çok diyor memnun oldum, mesrur oldum diyor. Hal ve hareketlerinizden çok hoşnuyordum diyor. Ben de diyor bunu diyor aynen size iade ediyorum diyor. Yusuf Kamil Paşa'ya diş kirasını geri iade ediyor. Bu yemek mevzusunda Çankırı'da bir evliya yaşarmış. Evet. Babamın gençlik yıllarında. Dedem de böyle hem türbeleri hem hayattaki evliyaları ziyaretten çok hoşlanan bir zatmış. Demişler ki gidelim. Ne soralım? Bir sure. Özellikle
kıyametle alakalı sure. Onu soralım. Kapıda karşılıyorlar. O yaşayan evliya da kapıda karşılıyor. İçeri giriyorlar. Yemek sofrası hazır. Sizi bekliyordum diyor. Güzelce yemekler yeniliyor. Çaylar içiliyor. Ve sonra diyor ki gelelim diyor bu surenin izahına. Tabii babam kıpkırmızı, nasıl bunları hissetti, nasıl oldu? Artık ayrılırken de dedem diyor ki efendim çok izzet ikramda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal ediniz. Diyor ki o büyük zat, bana teşekkür etmeyin. Benim size teşekkür etmem lazım. Neden diyor dedem? Çünkü bu yemek sizin rızkınızda vardı. Eğer siz gelip yemeseydiniz benim size getirmem gerekecekti. Yani kibarlığa bakın. Siz evet. Habersizce geldiniz, benim yemeğimi yediniz değil. Tabii, tabii. Onore ediyor. Ne kadar ince insanlar. Öyle yani şeyde hani tabii bahsettim ya, mesela konaklarda da böyle şey değil, hani fakirler gelmiş tamam, hani onlar da yemeklerini yesin gitsinler değil. Kendileri nasıl muamele? Mesela ayvazlar vardı eski konaklarda. Ayvazlar konağın hizmetçileri. Böyle yani serpuşları olan, böyle gayet iyi giyinimli. Hani böyle onlar da kendi içerisinde protokol. Yani evin protokolünü uygulayan kişiler. Hı hı. Fakirler ve yoksullar geldiği zaman onlara da aynı muamele yapıyorlar. Mesela onların da önüne mendil açıyorlar. Onlara da çinili bardakta kahve getiriyorlar. En güzel ikramı yapıyorlar. Yani hani bunlar da geldi tamam, şurada yemeklerini yiyip gitsinler meselesi değil. Baştan savma değil. Değil. Yani paşa kendisi ve ailesine nasıl yemek yediriyorsa yoksullara da o şekilde yemeği yediriyor. Niye? Çünkü bunun bilincinde zaten. Hatta insanlar birbirleriyle yarışıyorlar. Zaten sevdiğinden, beğendiğin şeyden paylaşmadıkça onun da bir manası yok. Bağlantımız hazır galiba değil mi Sayın Yönetmenim? Evet, hemen geçiyoruz. Tekrar buradayız, ayrılmayın lütfen bir yere. Fatih Belediye Başkanımıza da hürmetlerimizi sunalım. Keçiören'den bu arada. Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bize sunduğu için. Hele hele benim için öyle büyük bir nimet ki burada program sunmak gerçekten. Sayın Başkanımız Mustafa Akbey Efendi. Hiç yabancı olmayacağınız çok desenler. Eşinizle, çocuğunuzla inşallah huzurlu bir hayat nasip eylesin. Bu da başkanımızın diş kirası galiba. Evet, diş kirası. Birazcık sonra yemeğimizi inşallah beraber iftarımızı açacağız. Şimdi aslında konuşulacak çok şey var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'ı. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Osmanlı'nın ve bizim atalarımızın acaba bakış açısı nasıldı? Nasıl yani Ramazan'da şunu söyleyeyim. Evvela bir kere Ramazan gelmeden önce, hani bugün bazı tarihi dizilerde çok kötü bir şekilde gördüğümüz Hürrem Sultan başta olmak üzere birçok kadın sultan ve Osmanlı padişahları Mekke'deki ve Medine'deki fukaralara kervanlarla hediyeler gönderiyorlar Ramazan'dan önce. Bunu normalde sürü alaylarıyla zaten yapıyorlar. Hacca giderken. Ama bunun dışında Ramazan'dan önce de bu geleneği devam ettiriyorlar. Hani Ramazan'da Hazreti Peygamber'in akrabaları yokluğa düşmesin. Mekke'deki, Medine'deki fukaralar, onun manevi gölgesi altında yaşayan insanlar kimseye el açmasın diye oralara yardım gönderiyorlar. Oraların vakıflarını, faaliyetlerini artırıyorlar. Bu gibi şeyler yapıyorlar. Ama onun dışında tabii Osmanlı insanının ve Osmanlı'nın peygamber olan muhabbeti bambaşka. Yani burada hani ne kadar dakikamız var bilmiyorum ama Nabi'nin bir hikayesi var, onu dün de anlattım. Ben istiyorum ama ki kitabınızı da anlatayım. Tamam, ondan da bahsedelim ama şundan bahsedeyim tamam. O zaman. Abdülmecid Han Medine-i Münevvere'de Efendimizin mescidinin tamiri yapılırken oraya bir takım kıymetli eşyalar, levhalar filan gönderiyorlar. Ve hemen o levhaların başına da Şahanşahı Sultan Abdülmecid diye bir levha görüyor. O levhayı da oraya asacaklar. Diyor ki durun, getirin diyor onu, ya böyle bir şey olabilir mi? Atın bunu diyor. Ben diyor Çakir-i Resul'üm diyor. Resul'ün kölesiyim diyor. Bunu diyor değiştirin bu şekilde. Nasıl bunu yazabilirsin? Ve o şekilde hadim değiştirip o şekilde gönderiyorlar. Evet. Şimdi Sarnıcın Sırrı, Yere Batan Sarnıcı. Ne var bu kitapta? Şimdi Sarnıcın Sırrı, Yere Batan aslında Yere Batan Sarnıcı, İstanbul'daki Sarnıcı mekan alan bir eser ama aynı zamanda tabii Topkapı Sarayı'nı, o civarı yani o hani Sultanahmet Meydanı, At Pazarı dediğimiz Çemberlitaş, Galata, aslında İstanbul'u esas alan bir roman. Sultan İbrahim döneminde geçiyor bu roman. Sultan İbrahim'in de yani neden onu işlediğimizin konusu da şu. Biliyorsunuz Sultan İbrahim'e Deli İbrahim diye anlatıyorlar tarihte. Ama aslında deli falan değil. Gayet aklı başında bir padişah. Saltanatının ilk gününde Allah'a dua eden, milleti için dua eden bir insan deli olamaz. Zaten kitapta da Cemil Meriç'in çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki
hiç inci denizlere atılmak için olmasaydı denizden çıkar mıydı diyor. Yani rivayet odur ki Sultan İbrahim bir gün kayıkla karşıya geçerken cebinden keseyi çıkarıp paralar, inciler filan atmaya başlamış denize. İşte bundan dolayı kendisine deli diyorlar. Tabii böyle bir rivayet var mı? Yani rivayet var ama böyle bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Belki de kötülemek için bunu anlatıyorlar. Cemil Meriç de bu kötülenlere bir gönderme yapmak için bunu söylüyor. Diyor ki sizin bildiğiniz gibi değil. Öyleyse bile aslında böyle diyor. Böyle değil mi diyor. Denize ait zaten inci diyor. Yani neyi anlıyorsanız o dilden. Derler ya o şekilde Cemil geçmişine Meriç kurşun atan geleceğini topa tutar tabii derler. Bugün de sanırım Cemil Meriç'in ölüm vefat yıl dönemi. Evet, Allah rahmet eylesin. Buradan da kendisine rahmet dileyelim Allah inşallah. Allah razı olsun. Kitapta bir aşk macera var. Sultan İbrahim döneminde. Aslında hem dönemi anlatıyoruz hem bir macera anlatıyoruz. Hem işte Yeniçeriler ne yapıyorlardı? İsyanlar nasıl olurdu? İşte bunlar nasıl bu isyanlara kalkışırlardı? Kazan kaldırmak neydi? İşte Hanya'ya gitmek, Konya'ya gitmek meselesi neydi filan gibi. Aslında birçok şeyi de böyle kitabın içerisinde anlatıyoruz. Yani bunu aslında anlatmamızın sebebi şu. Hani buradan bunu keyifle okuyalım. Hem de öğrenelim. Hem öğrenelim hem de biraz merak uyansın. Biraz araştıralım. Yani bir kısmı kurgu tabii ki. Ama birçoğu da gerçek. İşte okuyucu bunu okuduğu zaman hep bana soruyorlar. Diyorlar ki ya bunun ne kadarı? Siz sordunuz ama hakikaten genelde de soruyor okuyucular. Ne kadar gerçek, ne kadar kurgu? Ben de diyorum ki bunu okuyun, siz karar verin. Çünkü hiçbir şey bilmeyince tarihle alakalı. Evet. Orada ne yazıyorsa doğru kabul ediyor insanlar. O dolayısıyla yazan kişinin zihniyeti, anlatmak istediği, beynimle oynayacak mı? Yani ülkem için kötülük mü düşünüyor? Çünkü bana yıllar önce bir kitap önermişlerdi. O kitabı okuduğumda ben gerçekten padişahlara karşı çok kötü şeyler düşünmeye başlamıştım. Evet. Meğer o sistemli olarak yazılmış bir şeymiş. O kadar çok reklamını yapmışlardı ki o dönemde kitabın. İşte tek bir yazara bağlı kalmamak, evet, okuyup akıl süzgecinden de geçirmek. Bir de bizim tabii eskiden istediğimiz zaman gidelim de bir kaynakları araştıralım gibi bir şansımız yok idi. Zaten birçok şeyi de okuyamıyoruz maalesef. Eski yazıyı yani, okuyamıyoruz çünkü unuttuk yani. Mesela şu anda Shakespeare okuyamayan bir İngiliz bulamazsınız. Ve her sene Shakespeare ile ilgili İngiltere'de en az 3-5 tane yayın çıkar. Ama bizde maalesef öyle değil. Namık ve yani dünyada alfabesi değiştirilen iki ülke. Tabii yani müthiş bir birisi, İsrail, damarı kopartmış onlar olur. Tekrar dönmüşler İbranice'ye. Dünyada yani aslında sadece bunu akletmek bile yeterli. Ne oluyor, ne bitiyor tabii şu dünyada diye. Rabbim ıslah olanlardan eylesin ama güzelce. Ben dün Ceylin'e çok üzüldüm. İzmir depremine de keza öyle. Ama Allah rızası için imanlı, ahlaklı ve adam yerine konulan kızlar ve delikanlılar yetiştirelim. Bu caniler, bu sapıklar aslında hep çocukluk döneminde iyi bir çocukluk geçirmemiş kişiler. Ne olursunuz İslam'ın kurallarına uygun yaşayalım, çocuklara da bunu öğretelim. Bir de ne olursunuz, bunu tekrar niye ne olursunuz diyorum. Bugün bir hanımefendiyle tanıştım bir alışveriş merkezinde. Zamanında bir kadın, kendini hoca olarak tanıtan bir kadın ama aslında hoca olamaz. Kızcağızın beyninde hastalık var, çok perişan vaziyette. Hayır sen oruç tutacaksın diye zorlamış. Annesi de onun grubundaymış. Zorla hasta hasta bu kızcağızla oruç tutturmuşlar. Nefret etmiş İslam'dan. Halbuki biz İslam'a bakacağız, Müslümanlara değil. Allah kabul etsin. Dualarımızda birbirimizi unutmayalım, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kitabını tutunca teşekkür ederim. Sağ olun. Akşam Pakistan gecesi var. Keçiören'de. Evet, lütfen gelin.